Mendillerinizi hazırlayın çünkü ATV'nin alışkanlık yaratacak yeni dizisi Kızım Nerede'nin setindeyiz. Yalan, entrika ve sırlarla dolu bir aile. Ve nefes kesen bir kayboluş hikayesi. Kızım Nerede? ATV'nin yepyeni dizisi Kızım Nerede? Daha ilk bölümde nefesleri kesti. 18 yaşında bir genç kızın kaybolmasıyla başlayan hikaye, ilerleyen bölümlerinde yalan, ihanet ve entrika zinciriyle çok daha karmaşık hale gelecek gibi görünüyor. Aman Allah! Bu Zeynep'in elbisesi. Kızımın elbisesi. Aç torbayı. Zeynep nerede? Demiray ailesinin mutluluk tablosu kızları Zeynep'in aniden ortadan kaybolmasıyla karardı. Artık tüm aile için gerçeklerin ortaya çıkma zamanı. Hiçbir şey söylemedin değil mi polislere? Senin yüzünden bulamıyorlar oğlum Zeynep'i. Ne diyorsun sen be? Ben Zeynep'i görmedim. Başına gelenleri de bilmiyorum. Hiç sallama boşları. Sizi gördüm. Diskoda Zeynep'le neler yaptığınızı da söyledin mi polise? Kızım Nerede dizisi birbirinden başarılı oyuncuları ve aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra sıra dışı mekanlarıyla da dikkat çekiyor. Demiray ailesinin Venedik misali suların üzerine inşa edilmiş Selim Paşa'daki evi lüks kavramını temelden değiştireceğe benziyor. Babacığım. Hoppala. Biliyor musun sana pasta yaptık. Öyle mi? Yayınlandığı ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kızım Nerede dizisiyle ilgili çarpıcı prodüksiyon notlarını paylaşmak istiyoruz siz sevgili Dizi TV takipçileriyle. Prodüksiyon çalışması tam 10 ay süren dizide kaybolan kız Zeynep karakteri 600 kız arasından seçildi. Oyuncu kadrosu için tam 6 ay çalışıldı. Dizinin tanıtım filmi 5 günde çekildi ve çekimlerde 15 ayrı mekan kullanıldı. Yok mu? Hiçbirinden haberiniz yok mu? Çek şunu burnumu diriden. Bu Zeynep'in elbisesi. Zeynep senin yüzünden kayboldu. Oyuncuların her birinin kostümü özel tasarlandı. Daha önce hiçbir dizi ekibinin çalışmadığı çok özel mekanlar tercih edildi. Ana mekan olarak Selim Paşa, Kilios ve Kuruçeşme'de iş yeri ve siteler kullanılırken emniyet içinse piloto kiralanıp dekor tasarımı yapıldı. Dizinin önemli sahnelerinden olan trafik sıkışma sahnesi için Zeytinburnu Aksaray sahil yolundaki transit hat kapatılarak 50 adet araç kiralanıp özel bir çekim yapıldı. Depo sahneleri içinse özel bir su tankı tasarlandı. Ana mekanın çekimlerinde zaman zaman flycam kullanıldı. Kızım Nerede setinden ilk görüntüler sadece Dizi TV'de. Şimdi de farklı hikayesiyle ilk bölümünden itibaren merak uyandıran Kızım Nerede'nin set arkasını ziyaret ediyoruz. Setten başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz kamera arkası görüntüleri sadece Dizi TV'de. Bu tebrik ederim. Seyircinin anlaması lazım. Seyircinin anlaması için buradayken hayır. Atma, atma, atma. Tebrik ederim. Anlamadım. Neyin tebriği? Dergiyi göster, çevir ona. Afiş değilsin. Evet, o. Seyirci de o zaman anlayacak. Ha, yaptık. Evet. Bir daha. Tebrik ederim. Niçin? Peki, gidebileceği yerleri aradınız mı? Başka bir eviniz vardır herhalde.
yazlık çiftlik falan. Dizinin ilk bölüm çekimlerinde ekibimizin de küçük bir rolü vardı. Sunucumuz Didem Uğurlu ve kameramanımız Mutlu Şimşek haber ekibi olarak göründü ekranlarda. Zafer Demiray az sonra burada olacak ve kendisine gelişmeleri soracağız. Zafer Bey! Zafer Bey! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.